Şemdinli'de 14 gündür operasyon sürerken Ankara'nın gözü Kuzey Irak ve Kuzey Suriye'deydi. Toplantılar, görüşmeler yapıldı. Sınır komşularımızın kuzeyinde yaşananlar, Şemdinli'deki olaylar ve Çukurca saldırısını, aralarındaki ilişkiyi terör uzmanı Nihat Ali Özcan'a sorduk. Suriye'de iç savaş, Şemdinli'de günlerdir süren çatışmalar ve ardından Çukurca'da 3 karakola saldırı. Terör uzmanı Nihat Ali Özcan'a göre olaylar Suriye'de yaşananlarla birebir bağlantılı. Tabii ki yani doğrudan ilişkisi var. Bunun sadece bir değil birden fazla boyutuyla ilişkisi var. Çünkü hem Suriye'deki gelişmeler konusunda Türkiye'nin dikkatini bu bölgeye yönetmek için, etkinliğini kırmak için, hem PKK'nın Suriye'de kazandığı yeni fırsat alanlarını maksimum düzeyde kullanmak için, hem kamuoyu üzerinde büyük bir baskı kurmak ve hükümet üzerinde baskı kurmak için PKK bu terör kartını oynamaya devam ediyor. Peki neden Hakkari? Hakkari'nin takım yani örgüt açısından bazı avantajlı konumları var. Bunlardan bir tanesi tabii coğrafi şartlarıyla çok yakınlar ilgili. Irak tarafı tamamen kontrol dışı. İran tarafında da biliyorsunuz büyük ihtimalle İran hükümeti orayı boşaltmış gibi gözüküyor. Bu da tabii örgüte büyük bir avantaj sağlıyor, manevra kabiliyeti sağlıyor. Terör uzmanı Özcan, PKK açısından Hakkari'nin önemine dikkat çekti. Kendi açısından siyasi haritada bile olmasa insanların zihninde kendisinin egemen ve etkin olduğu bölge durumuna dönüştürmek için eylemlerinin yoğunluğunu bugünlerde arttırdı. PKK'nın canlı bombayla saldırması da dikkat çekici. 1995-96'dan beri PKK bu tür canlı bombaları kullanıyor. Canlı bombanın en büyük özelliği işte bir eksik planlama nedeniyle engellenmesini en zor olan terör tipi olmasıydı. Psikolojik olarak ne kadar kendilerinin bu anlamda odaklanmış olduğunu ve güvenlik güçlerinin de bunu önleme konusunda ne gibi zorluklarla karşı karşıya kaldığını göstermesi açısından bence oldukça önemli. Özcan'a göre mesaj belli. Jandarma karakolları dağdaki devletin sinir uçlarıdır. O karakol ve karakol etrafındaki köylülere, insanlara, yaşayanlara çok ciddi bir mesaj verilmeye çalışıyor. Buralar kendilerini koruyabiliyorlar. Sizi koruması zaten mümkün değil tarzında